Sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar, sizler için haftalık falınızı açıyorum. Bakalım sevgili kovaları neler bekliyor. Şöyle öncelikle bir bayağı da bir şey çıkmış. Şöyle genel olarak bir bakalım falımıza. Neler var neler. Öncelikle sevgili kovalar, bu hafta sizin için tüm sorunlarınıza çözüm bulacağınız bir hafta olacak diyebilirim. Bakın bütün her şeyi kaldırıp atıyorsunuz. Eğer iş hayatınızda bir sorununuz varsa bu hafta çözüme kavuşturabilirsiniz. Eğer ki eşinizle, dostunuzla, ailenizle, partnerinizle herhangi bir sorununuz varsa onu da kaldırıp atıyorsunuz. Yani çözüme ulaştırıyorsunuz daha doğrusu. Yani durup dururken atmıyorsunuz sıkıntınızı. Çözüme ulaştırıyorsunuz. Bu hafta çözüme ulaşılacak. İş yerinde ya da özel hayatınızda bir sorununuz varsa bunu artık çözüme kavuşturacağınız bir hafta olacak. Ve çok ferahlayacaksınız, çok rahatlayacaksınız. Uzun zamandır eğer ki iş yerinizde bir sıkıntınız varsa bu hafta alacağınız kararlarla birlikte oh diyeceksiniz. Yani böyle bir rahatlayacaksınız. Eğer ki eşinizle, ailenizle, partnerinizle de bir sorununuz varsa çözemediğiniz, bunu konuşarak çözüme kavuşturabilirsiniz ve çok rahatlayacaksınız. Ondan sonra hafta geneli böyle çok ferah, çok temiz çıkacak sizin için. Böyle sıkıntınızı çözdüğünüz mutlu bir hafta diyebiliriz sizler için. Onun haricinde şurada bakıyorum hemen. Ben bunu böyle bir tilkiye benzettim ve bir yere tırmanıyor. Bunu da ben şöyle yorumluyorum genelde. Hemen bakıyorum bir saniye. Bakın bu iş hayatındaki kovalar için bu sıkıntınızı attıktan sonra bakın büyük bir tırmanış var. Yani eğer ki bir bitiş olacaksa bu işinizle ilgili bu çözüm, bazen hani bitişler de iyidir ya, hayırlıdır. Her zaman olumsuz olmaz. Eğer ki İşinizi değiştirirseniz ya da işten çıkarsanız bakın burada bir tilki çıkmış ve yukarıya doğru tırmanıyor ve inanılmaz güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yani içinizi ferah tutun, aldığınız her karar size büyük bir yenilik ve güzellik getirebilir. İş hayatında olanlar için burada bir tırmanış söz konusu olacak. Çok ferah olacak. Bakın böyle kuyruğuna da takılı bir şey taşıyor yukarıya giderken. Yani düşündüğünüzden kat ve kat fazlasıyla daha iyi olabilir. Bu size çok büyük getiriler, kazançlar sağlayacak. Aldığınız karar, bu eğer ki bir bitiş söz konusuysa bile inanın ki bu sonraki aşama sizler için kat ve kat daha iyi olacak. Ve öyle güçlü ve hızlı tırmanacaksınız ki hani böyle tilkiler hızlıdır ya ve kuyruğunda bir şey taşıyor. Bu size kat ve kat daha iyi bir kazanç kapısı açıldığını gösteriyor. Ben o şekilde yorumladım, en azından çok güzel gördüm. Onun haricinde bakın. Şurada böyle 3 parça halinde almak istediğiniz bir eşyanız var. Ev eşyasını değiştirebilirsiniz. Gardırobunuzu değiştirebilirsiniz. Bu hafta böyle alışverişin bol olduğu, parça parça ev eşyası, mobilya da olabilir bu. Ama kendinize, gardırobunuza yeni şeyler de alabilirsiniz. Böyle bir değişiklik, yenilik, biraz para harcayacağınız bir hafta olabilir. Alışverişin hareketli olduğu, parça parça bir şeylerin alındığı bir hafta gibi görüyorum ben. Onun haricinde bakın 3 aşamalı bir işiniz olacak. Bu eğitim alanında olanlar için de eğitim diyebiliriz buna ya da devlet dairesinde bir işi olanlar varsa 3 aşamalı bir şekilde bir sonraki aşamaya ve hızlıca bir sonraki aşamaya ve bir sonraki aşamaya diye böyle 3 aşamalı işiniz olacak. Hani bankayla bir işiniz olabilir, devlet dairesiyle olabilir, eğitimde öğrenciyseniz eğitim alanında işinizle, okulunuzla ilgili böyle hani okulla kendi aranızda böyle ya evrak işleriniz ya da işte ödevleriniz vesaireleriniz varsa, hiç bilemiyorum nasıl, ama böyle bir sonraki aşamaya ve bir sonraki aşamaya şeklinde hızla ilerleyeceksiniz. Güzel bir hafta olacak. Sizin için verimli bir hafta olacak. Onun haricinde haneniz çok temiz çıkmış ama hanenizin içerisine bakın. Bakın böyle sıra sıra bir şeyler böyle gidiyor ve geliyor gibi. Yani
Bu hafta çok hareketli bir hafta sizler için. Sevdiğiniz eş, dost ve akrabalarınız size gelebilir, siz onlara gidebilirsiniz. Karşılıklı bir yerlerde buluşabilirsiniz. Çok böyle aktif olacağınız, eve girip çıkıyorsunuz sürekli ya da onlar sizinle görüşmeye geliyor arkadaşlarınız. Böyle çok aktif olduğunuz bir hafta olacak. Böyle çok güzel sohbetler. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, küçük görüşmeler, toplantılar, hoş sohbetler, böyle içinizin açıldığı keyifli bir hafta olacak. Hane zaten tertemiz çıkmış. Sıkıntı, dert, çok büyük bir dert edinmiyorsunuz. Bir sıkıntınız yok gibi gözüküyor. Umarım herkesin de her gönlünüze göre olur her şey özellikle. Onun haricinde şurada demin bir elimle gitti ama böyle bir uzun yolda çıkmıştı. Uzun bir yola gidebilecek kova burçları var burada. Bir uzun yolu planlayabilirsiniz ya da planlamadığınız daha doğrusu böyle hızlıca aniden gelişebilecek bir yurt dışı ya da böyle şehir dışı oturduğunuz evden yerden uzakta bir yere ani bir geziniz olabilir, seyahatiniz olabilir. Bu iş çalışanlar için seyahat olabilir, iş gezisi. Çok da planlanmış bir şey de değil sanki. Çünkü bu hafta içerisinde aniden böyle bir yolunuz çıkmıştı az önce. Benim elimde kaldı o biraz. Bir yol çıkmış size ayrıca. Onun haricinde böyle genel olarak planınız çok güzel. Bir de ben şunu şöyle biraz da böyle bir Leyla'ya benzettim. Leyla'nın gagası gibi. O biraz da bu gezeceğinizin haberi. Zaten şurada da çıkmıştı haneye sürekli giren çıkan böyle bu sizsiniz size de gelenler var falan. Bu hafta böyle bol bol hani Leyla'yı havada gördük deriz ya bol bol gezeceğiniz, ferahlayacağınız, sıkıntılarınızı atacağınız, arkadaş sohbetlerine katılacağınız güzel bir hafta olarak çıkmış. Umarım da öyle olur sizler için. Bakalım onun haricinde tabağınızda ne çıkmış? Hemen bakıyorum. Tabağımızdakiler kurumuş. Pek hareket etmiyor. Ama bakın hane sizde de temiz çıkmış. Yani hanede bir sıkıntı, dert, tasa bu hafta bir şey yok. Hepsi bertaraf edilmiş. Yalnız şurada ne görüyorum? Böyle bir, ben bunu bir kargaya benzettim. Böyle bir karga gagası gibi. Herhangi bir şeye sizin bir iş hayatında da olabilir. Çalışanlar için işinizde diyelim. Şimdi çalışanlar için yorumlarsak bunu iş hayatında yaptığınız işe burnunu sokan birisi olacak. Çok bariz. Bu böyle biraz da çok iyi niyetli değil. Sizin yaptığınız işe burnunu sokup sizin canınızı sıkabilir. Bu eğer ki çalışmıyorsanız da bu aile hayatınızda sizin yaptığınız herhangi birine bir işe bakın böyle gözleri de çıkmış. Yani gözü üstünüzde, sizin üstünüzde ve sizin yaptığınız herhangi bir işe burnunu sokan birisi olacak. Bu bir arkadaş ortamında da bir insan olabilir. İş ortamındakiler için de olabilir. Yani sizin canınızı bu kişi sıkabilir. Bir kişinin varlığı her şeye burnunu sokması aileden biri de olabilir. Arkadaş, eş, dostunuzdan biri de olabilir. Onun varlığı bu hafta sizi sıkabilir. Onun haricinde bir de ben böyle şunu bir yılan balığına benzettim. Bekarlar için bir aşk olabilir ama bu aşk sanki böyle geçici bir aşk olabilir. Yani bu hafta içerisinde biriyle tanışırsanız bu böyle çok iyi niyetli değil de böyle gelip geçici bir ilişkiye dönüşebilir. Siz belki daha başka ümitlerle başlayabilirsiniz ama çok da sanki size göre olmayan ama böyle küçük bir kaçamak, küçük bir heyecan, flört tarzında kalabilir bu. Bir kişi var sanki sizin etrafınızda zaten bu kişi bir süredir böyle sizin etrafınızda dolaşıyor. Sanki ilgi çekecek artık hani sizin onu fark etmenizi sağlayacak ama bu kişiyi siz de sonradan anlayacaksınız. Çok da içinize sinen, sizin istediğiniz gibi biri olmayabilir bu kişi. Öyle bir kişinin varlığı gözüküyor. Belki oturup konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz ama sonradan çok da sizin içinize sinecek bir kişi gibi gözükmüyor bu. Onun haricinde bakın burada da 1, 2, 3 aşama çıkmış. Yine bir işiniz, özel bir işiniz 3 aşamaya bölünmüş ve hızlı olacak. Hani böyle mirasla ilgili bir konunuz olabilir. Devlet dairesiyle ya da bir şirket kuruyorsunuzdur, aşamaları vardır. İş görüşmesi vardır. Birinci, ikinci görüşmeye gitmişsinizdir. Üçüncü teklifi bekliyorsunuzdur. Bu 3 aşamalı resmi bir işiniz çok hızlı ilerleyecek bu hafta ve güzel sonuçlar alacaksınız. Çok temiz çıkmış burada. Çok hızlı bir şekilde 3 aşamalı bir işiniz olacak. Demin zaten şeyde de çıkmıştı.
fincanınızda da çıkmıştı. Tabakta da aynısı çıkmış ve çok ferah bir hafta. Bu hafta hani her şey onun haricinde güzel olacak. Yani özellikle işle ilgili alacağınız kararlar ve bu resmi işiniz çok hızlı ilerleyecek ve temiz sonuçlar alacaksınız. Zaten umarım da her şey gönlünüzce olur. Sevgiyle kalın.